Herkese merhabalar. Bugün sizlere Seat Leon Experience'ın testinden sesleniyorum. Model tasarımıyla Leon ST'ye fazlasıyla benziyor. Çünkü onun karoserini kullanıyor. Ancak özellikle Audi'nin Allroad versiyonlarında gördüğümüz bir tasarımsal dil var bu otomobilde. Yani hafif çaplı bir araziye de otomobilin tasarımıyla göz kırpabiliyor. Burada bu durumu en fazla ele veren detaylarsa tamponlarda kullanılan plastik kaplamalar. Genel itibariyle ama tasarıma baktığımız zaman Leon'un ST'sinden yani Station Wagon versiyonundan bir farklılığının olmadığını görüyoruz. Bunların haricinde yerden ST'ye göre en büyük farklılığı işte bu. Yerden bu otomobil daha yüksek. İşte bu hava, bu durum özellikle Experience'e biraz daha böyle hani SUV, crossover karakteristiği vermiş durumda. Model tasarımıyla bence şık görünüyor ki bu Experience havası da hani Leon'un ST'sine çok fazla yakışmış. Audi'nin işte bu Station Wagon'unu, Allroad'larını çok fazla beğenenler fakat bütçesel olarak o otomobile ulaşamayanlar için bence hani orta segmentte güzel bir alternatif olmuş durumda bu otomobil. İçeriye geçtiğimiz zaman da Leon ST ile daha fazla benzerliğinin olduğunu görüyoruz. Buradaki bu tasarım dilini bir Leon kullananlar hemen tanıyacaktır. Yani burada bu otomobile özgün bir farkındalık, bir farklılık, Experience'e özgün bir farklılık bakıyorum, dikkatimi çok fazla çekmiyor. Genel itibariyle baktığımız zaman burada düz hatları kullandığını görüyoruz. Ben özellikle hani tasarım konusunda bu otomobilin dışarısını daha fazla beğeniyorum. Bence içeride biraz daha estetik bir konsol tasarımına yer verilebilirdi. Eşya gözleri modelde yeterli. Burada vitesin arkasında iki bardaklık önünde bir eşya gözüne yer verilmiş durumda. Bakıyorum kapı içindeki gözlerde çok bu anlamda modelin hani cömert olmadığını sizlere söyleyebilirim. Kapı içindeki gözlerde yeterli seviyede. Yani burada özellikle içerideki bu eşya gözleri bakımından aşırı düzeyde hani cömert bir hacimin olmadığını mutlaka belirtmeliyim. Ama arka tarafa geçtiğimiz zaman arka tarafta sunulan baş ve diz mesafesiyle ilgili ben bir sorun görmedim. Hatta beklediğimin biraz daha üzerinde, özellikle baş mesafesini çok beğendim. Arkaya oturduğunuz zaman ve test aracımızlık gibi böyle bir panoramik sunroofu tercih ederseniz özellikle arka tarafta oldukça ferah bir atmosfer sizi bekliyor. Model hacim konusunda bagajıyla da yeterli, hani sınıf ihtiyaçlarını bence karşılayacak bir potansiyele sahip. Bu anlamda da ben bir sorun görmedim. Özellikle işte station olmasının avantajını bu disiplinde çok güzel bir şekilde kullanmayı başarabilmiş. Yalıtım konusunda Leon ST Experience hani sınıf ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ancak otomobilin genel olarak kalite algısını ele aldığımız zaman bu konuda ben bir çıt daha iyi olmasını beklerdim açıkçası. Seat Leon Experience'ı ben bugün 1.6 dizel versiyonunu kullanıyorum. Bu motor 110 beygir gücü ve 250 Nm tork değerine sahip, modele 11.7 saniyelik bir 0-100 değeri vermiş. Standart ST'den yaklaşık olarak yarım saniye bu değer daha yavaş. Çünkü bu otomobil yerden biraz daha yüksek ve 4x4 çekiş sistemine sahip. Yani standart ST'ye göre biraz daha fazla bir ağırlığı var ve daha fazla ağırlığa sahip olması, daha yüksek bir gövdeye sahip olmasından dolayı da ekonomi bakımından onun biraz daha gerisinde burada model. Ben burada bu otomobille 7.1 litrelik bir karma test tüketimine imza attım. Ben bugün Leon Experience'in 6 ileri manuel şanzımanlı versiyonunu kullanıyorum. Şu an için sadece bu manuel şanzımanlı alabiliyorsunuz. Haldex tipi 4x4 çekiş sistemini kullandıklarından dolayı sanıyorum ki sadece şu an için hani manuel tipi şanzımanı kullanabiliyor. Ben Leon ST'nin yol tutuşunu çok fazla beğenmiştim. Ve özellikle burada bu otomobilde gövde sanımlarını fazlasıyla hissediyorsunuz. Yani burada Leon ST'ye göre en büyük farkındalığın o olduğunu gördüm. Gövdenin yüksek olmasından dolayı sanımları o otomobile göre fazlasıyla hissedebiliyorsunuz. Ve bu sanımları başladığı durumlarda sürüş sırasında hissettirdiği karakteristik de 4x4'ten ziyade önden çekişli gibi oluyor. Çünkü bu sistem normalde işte gücü sadece ön tekerlere aktarıyor. Ancak ihtiyaç olması durumunda gücü 4 tekere birden dağıtıyor. Ancak o 4 tekere dağıtma durumu biraz geç gelebiliyor. İşte bundan dolayı da özellikle performanslı kullanımda otomobilden yüksek bir limit beklediğiniz durumlarda kayma reaksiyonları daha çok önden çekişli bir otomobilmiş gibi bir size bir algı veriyor. Öyle bir karakter sunuyor Leon Experience. Bu gövde salınımı durumlarından dolayı eğer ki yol dışında yani hafif çaplı böyle off-road kullanımları yapacaksanız bu otomobil bence mantıklı. Yani o gövde salınımları görmezden gelinebilir. Ancak Leon ST'deki o rigidliği, o netliği istiyorsanız eğer bu otomobil o anlamda çok da mantıklı değil. Yani Leon Hatchback veya işte Leon ST bu noktada bence çok daha mantıklı. Bu otomobilin içerisinde karmaşık hiçbir detay yok. Özellikle bu elimin altındaki dokunmatik ekranı kolaylıkla kumanda edebiliyorum. Bu anlamda ben bir sorun görmedim ve özellikle direksiyon üzerinden de hani bu ekranı kumanda etmeniz çok pratik olabiliyor.
Bu anlamda çok basit, kullanışlı ve ergonomi sorunu olmayan bir konsol yer alıyor burada. Noktasındayız. Porsche GT3 911 GT. Wow! 9000 devire kadar 475 beygir çevirmeme izin veriyor bu otomobil. Muhteşem bir imbeler.